6.45 geçti. Geçti. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Bediye hanım! Hayır şer mi kaldı Mülayim efendi? 3,5 kuruşa utanmadan evimde oturuyorsun, onu da 5 aydır ödemiyorsun! Haklısınız, sizin de geçiminiz bu evden! 7.45 treni geçti! Sen trenden değil, kiradan haber ver! Doğru, saray gibi evde oturuyorum! Kirayı artırmamak eşeklik olur! Şimdi ben, kirayı 10.000 lira düşünüyorum! 2 senelik de peşin! Trink yani! 2 senelik peşin, 10.000 liradan ne tutar? Ha? 240.000 lira! Hani para nerede? Mesela yani! Tamam, kirayı arttırma! Aylığı da verme! Heh. Su parası, elektrik, hava gazı da bana ait! Teşekkür ederim! Bedava mı oturacağım yani? Oturmayacaksın! Defolup gideceksin buradan! Giderim, ama defolmadan! Merhaba Mülayim abi! Merhaba canım, bu herifi de hiç sevmem. Günaydın Mülayim! Günaydın Mehtap hanım, bu sabah erkencisiniz! Yok canım, şimdi geldim, yatacağım! Allah rahatlık versin! Sağ ol! Mülayim geliyor çocuklar! Merhaba arkadaşlar! Merhaba, hoş geldin Mülayim! Hoş geldin, merhaba canım! Merhaba Mülayim! Hoş geldin, merhaba! Merhaba Mülayim! Gel bir çayımızı iç, hem laflamış oluruz ha! İşe geç kalırım! 8 treni geçti, 15 dakikam var! Boş ver Mülayim, Mehtap'la konuşurken işi düşünmüyorsun! Biraz evvel Mehtap yengemizin pasını alıyordun sabah sabah! Mülayim! Efendim? Anlatsana, nasıl yedin Mehtap ablamızı? Ayıptır ya! Nazlanma be Mülayim! Geçen akşam tam yatıyordum, kapı çalındı, açtım, Mehtap gelmiş! Sonra? Aspirin istedi! Gecenin o saatinde! O saatinde! Evde yalnızım! Mehtap da gecelikle! Her tarafı meydanda! Müthiş bir şey! Besbelli! Karı yatıya gelmiş! Hafif de sarhoş! Oh oh! Daha tatlı olur! Daha tatlı olur! Baktım hava basıyor, tuttum saçlarından çektim içeri! Sonra cart! Cart ne? Geceliği yırtıldı! Sonra atarsın yatağa! Çırılçıplak mı? Herhalde! Sonra? Mesela yani! Hadi sen de! Gördün mü, araba nasıl yedirdin meselayı? Hem de nasıl yedirdin meselayı? Yemeyin oğlum! En çok Arap yiyor zaten! Hadi eyvallah! Güle güle! Güle güle! Güle güle! Meselayı ye iyi amma miden şişti ha! Allah rızası için sadaka abiler! Allah rızası için abiler! Daha elden ayaktan düşürmesin abi! Allah rızası için bir sadaka abi! Allah abi, bir sadaka! Ah be, yetti be, adım başı dilenci! Allah rızası için abiler! İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Zayıf Mülayim abi! Devalüasyon oldu ondan! Hüsnü, bana biraz borç versene! Ne kadar abi? 50 lira. 50 liranın lafı mı olur abi? Sen 1000, 10.000 iste veririm sana Mülayim abi. 50 lira yeter, ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım. Abi, sakata bir sadaka abi! Sakata bir sadaka abi! Köre bir sadaka, köre bir sadaka! Köre bir sadaka, Allah rızası için! Köre bir sadaka! Ne haber Hamza? Çok kötü be Mülayim abi! Anacığım çok hasta, param olmadığı için doktora götüremiyorum. Ah gözlerim bir görse de ona bakabilsem, bakabilsem! Al Hamza! Bir 50'liğim var, daha da olsa verirdim. Ama ay başında bir 500'lük veririm. Allah senden razı olsun Mülayim abi! Sağ olasın! Sen de sağ ol! Allah ne muradın lan söyleyeyim! Milli piyango bir tane kaldı abi! Abi bir tane kaldı! İstemez mi? Ne yapalım? Milli piyango yarın çekiliyor! Yarın çekiliyor! Milyonları kaçırmayın! Allah! Merhaba Mülayim abi! Ne haber amorti Kazım? İyilik abi! Bir bilet kaldı Mülayim abi! Fırsatı kaçırma! Hep öyle diyorsun, son bileti bana gagalıyorsun, almayacağım! Kaçırma fırsatı diyorum abi! Kaçsın! Senelerdir alıyorum, bir bok çıkmadı, almayacağım! Ya çıkarsa? Ya çıkarsa? Ulan ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa? O zaman ağzına sıçarım! Hı? ...8.35 Mülayim efendi! 5 dakika geç kaldım! 8.30 treni şimdi geçti müdür bey! Geç kalmadım ki! Ben geç kaldım diyorsam, geç kalmışsın demektir! Ben geç kalmışsam, 8.30 treni de geç kalmıştır! Demek ki ikimiz de geç kaldık! Hı. Zamanında vazifeye gelmeyi hâlâ öğrenemedim! Artık sabrım taştı Mülayim! Seni işten çıkartma yetkisine sahibim! Ama insaniyetliğim izin vermiyor. Sadece maaşından ceza kestireceğim. Bu iyiliğimi de unutma. Sağ olun müdür bey. Ben de mülayimsem, bu büyük iyiliğinizin altında kalmam. Aferin! Şimdi çiçekleri sula, kahvemi yap. Patronun odasını temizle, dosyaları tanzim et, kasa defterini tut ve faturaları yaz. İyi! Bugün işim azmış. Hemen başlarsam 2 gün sonra bitiririm. Mülayim! Evet. İlk iş olarak çiçekleri sula. İyi sula Mülayim. Başka bir şey mi yapıyorsun? Şimdi de çay dağıt. Yaşa be Mülayim. Demli mi? Demsiz. Vay. Vay. Sağ ol Mülayim. Şimdi de paspas yap. Ya Mülayim be! Çaycı mısın, çiçekçi misin, paspasçı mısın, memur musun? Hep bu müdürün yüzünden. Ben de ne bok olduğumu bilmiyorum ki. Şimdi de Esin Hanım özel dosyayı alsın ve yanıma gelsin. Peki müdür bey. 1, 0, 2... Nuri baba, Beşiktaş bu hafta ne yapar? Beşiktaş mı? Kazanır oğlum! Yırtar hem de, yırtar! Berabere kalır, basbayağı yırtar! Evet, yırtar! 2-0-1... Galatasaray Kayseri ne olur? Kayseri alır! Esin, müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin! Fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin. dosyalarım sağlamdır Mülayim, düşmez. 2 günlük memure terfi ediyor, biz kıdemli memurlar olduğumuz yerde sayıyoruz. Özel sektörde kıdem sökmez Melek abla. Ya ne söker? Benim esinden ne eksiğim var? Ne eksiğim var ha? Ha söyle. Eksiğin yok, fazlan var. Müdür beyde özel dosya çok. Bir gün sıra sana da gelir Melek hanım. Ah nerede o günler? Mülayim oğlum! Söyle Nuri amca! Şu dosyalarımın işini bir tamamlayıversene! Sana zahmet oluyor ama! Rica ederim! Heh. Şu benim dosyalara da bakıver Mülayimcim, hadi canım! Ha. Şunları da... Şu benim dosyalara da bakıver be Mülayim! Sen ne yaptın Mülayim? Zam istedin mi? İstemedim. Çok pısırıksın be Mülayim! Hani masaya yumruğunu vurup da... zam isteyecektin? Lafımı bitirtmediniz ki! Müdürün odasına girdim... Nasıl girmişim kim bilir? Yüzüme şöyle bir baktı... Anladı adam! Yüzümden anladı! Hayret! Ne anladı acaba? Oğlum Mülayim dedi. Çok düşündüm. Sana haksızlık yaptığımı anladım. Allah Allah! Bizim müdür söyledi bunları. Tabii bizim müdür söylüyor. Eşek gibi çalışıyorsun Mülayim bey dedi. Emeğinin karşılığını almıyorsun. Ben ne yapıyorum? Salla başını al maaşını. Görevim ne? Patrona yağ çekmek. Elini yıkar havlu veririm. Hacetini yapar, sifon çekerim. Tamam, patronun bokunu temizlemek bana düşer ama olsun. Bu adaletsizliğe bir son veriyorum. Ve senin maaşına 15.000 lira zam yapıyorum. 15.000 lira ha? Mesela yani. Ulan Mülayim, gene yedirdin meselayı bize. Güzel yedirdim ama değil mi? Çok yoruldun galiba Esin hanım. Öyle. Dosya üzerinde çalıştık. Müdür bey de çok titiz. Her şeyi tek tek inceliyor. Belli. Dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. Hey çocuklar, patron geliyor. Sende iş ahlak yok mu? Herkes çalışıyor, sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Seninle sonra konuşacağım Mülayim. Olabilir. Olabilir ha? Bu herif bana bir bok yapar mı? Yok ya, sana bir bok yapamaz, dalgana bak! Patron geliyor! Mülayim, hemen buraya gel! Geliyorum! Gel! Buyur patron! Bu ne? Parmak! Ne parmağı? İşaret parmağı! Kör müsün be herif? İyi bak, gördün mü pisliği? Gördüm efendim, sinek pisliği! Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum! Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun! Ama patron, böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar! Sineklerin kıçına lastik don takamam ya! Takacaksın lan! Aa! Ne mümkünse yapacaksın! Sana ne diye avuç dolusu para veriyorum ben? Sahi niye veriyorsun? Sineğin kıçına bile sahip çıkamıyorum! Ah benim şu insaniyetliğim! Seni işten kovardım ama neyse! Maaşından temizlik parası keseceğim! Bu iyiliğimi sakın unutma! Unutur muyum hiç? Bir gün ben de sana böyle bir iyilik yaparım! Hoş geldiniz beyler! Hoş bulduk! Hoş bulduk! Maliyeci beyler, bizim şirketimiz bu seneki vergiyi verdi. Tam tamına 2223 lira. Öyle değil mi patron? Kes sesini! Niye? Öyle! Peki! Abbas abinin selamı var, emaneti hala göndermemişsin. Biraz rahatsızdım, Allah aşkına kusura bakmasın. Söylerim! Emanet hazır mı? Hazır, hemen takdim edeyim. Mülayim! Kasadan 250 bin lira çıkış yap, parayı getir. Affedersiniz, kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. İşte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? Smith Wesson 7.65 çapında, o biçim bir makbuz aslanım. Ben hiçbir şey anlamadım bu makbuzdan. Mülayim! Allah belanı versin Mülayim! Babanın parası mı inek? Getirsene çabuk 250 bini! Altıma yapacağım ulan! Hadi! Aman patron, sık biraz! Sinek pisliği neyse ama, seninki 6 ayda temizlenmez! Getir ulan parayı, durma! Ben gene de makbuz alırım! Hadi bakalım, kimseyi bulamadık, birbirimizi kazıklayalım! Buyur patron! Kasaya götür! Adana'mda, oh! Bayılırım bu acılı kebaplara! Hala haşlanmış patatese talim ediyorsun Mülayim. Sigorta doktorunun verdiği ilaçlar kâr etmedi mi? Yarın hastaneden raporu alıyorum. Bir sağlam çıkarsam siz o zaman görün beni. O biçim ziyafet. Rakı da içeriz ha? Zıkkım iç hıyarto. Ziyafet kendime. Bir acılı, bir acılı, bir acılı Adana'da. Oh be, bir acılı da, 2 tane daha. O kadar acılı yeme oğlum. Mesela yani. Ulan gene yedirdim sana. Nuri amca nasıl yedirdim? Başhekim bey henüz gelmediler efendim. Peki. Olur. Geldiği zaman söylerim efendim. İyi günler. Adınız? Mülayim. Mülayim ne? 7 tane mülayim dosyası var önümde. Mülayim Sert. Ben çok sert erkeğimdir. Bakmayın ismimin mülayim olduğuna. Sizin raporlarınız Doktor Celal Bey'de. Sağdan 2. oda. Sağ ol canım. Alo? Girin. Gel, yaklaş oğlum. Otur evladım. Adın ne bakayım? Mülayim Sert. Mülayim Sert mi? Evet efendim. Mülayim Sert. Demek sensin ha? Vah yavrum vah, vah evladım. Kaç yaşındasın? 32. Göstermiyorum değil mi? Evet oğlum, küçük gösteriyorsun. Ailende önemli hastalık geçiren var mı? Hastalıktan ölen yok efendim. Rahmetli babam 93 yaşında... Vefat etti öyle mi? Hayır. 93 yaşında 9. karıya nikah kıydı. Ya annen? Sizlere ömür. Hastalıktan mı? Kıskançlıktan. 91 yaşındaydı. Ayıptır söylemesi, bizim aile çok yaşar doktor bey. Evladım, benim de senin gibi bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sana bakınca onu görür gibi oluyorum. Yüreğim parçalanıyor. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Söyle söyle, benden laf çıkmaz. Raporlar, tahliller kesinlikle belirtiyor evladım. Ne çare sonu ölüm. Vah vah, demek ki gençliğine doyamayacak öyle mi? Doyamayacak. Yaşasa yaşasa en çok 6 ay yaşar. Vah vah! Çaresi yok mu hiç? Yok oğlum, götürür bu hastalık. 6 ay en fazla, sonra kara toprak. Hayatının baharında olur mu bu? Hain felek! 6 ay ne ki? Kuyruğa girip 2 paket sana bile alamazsın. Hadi aldın! Ya gaz kuyruğuna nasıl yetişeceksin? 6 sene olsa... Doktor olduğuma lanet ediyorum şimdi. Ben de insanım, yüreğim yanıyor. Can çıkmayınca umut kesilmez. Oğlunu çok seviyorsun değil mi? Ben oğluma değil, sana yanıyorum evladım, sana! Benim bu kadar üzülecek neyim var? Çok hastasın evladım. Deminden beri sana bunu söylemeye çalışıyorum. Yakında öleceksin. Yani ölecek miyim şimdi? Şimdi değil oğlum, 6 ay sonra. 7 ay olmaz mı? Benim elimde değil ki oğlum. Bir şeyler yap be doktor. Bir ay fazladan ne çıkar? Hadi 7 ay olsun. Boş ver hadi idare et. Açıktan bir binlik çalışır ha. 1 ay ne fark eder ki oğlum? İkramiye alacağım. Bugüne kadar hep köşeyi döneceğiz diye bekledik. Şimdi de ölümü bekleyeceğiz öyle mi? Başka tercihin yok evladım. Koca bir ömrü 6 aya sığdırmaya çalış. Gez, toz, eğlen. Hayatın tadını çıkarmaya bak. Krallar gibi, sultanlar gibi yaşa. Bir saray alırım kendime. İçine 40 tane cariye, uşaklar, hizmetçiler, kızlar, öf! Nasıl yaparsın bunu? O kadar paran var mı senin? Mesela yani! Önüne baksana deve! Öleceksin be, öleceksin! Aa, sen nereden biliyorsun öleceğimi? Daha kimseye söylemedim ki. Bir ben biliyorum, bir de doktor. Allah Allah! Herkes duymuş mu ne? Merhaba Bediye Hanım. Kapıda mı kaldınız? Benim anahtarım var. Seni bekliyordum Mülayim efendi. Kirayı getirdin mi? Getirmedim. Öyleyse eve giremezsin. Gel! Oo Mülayim bey, hoş geldiniz! Maşallahınız var Mülayim bey! Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim. Demir gibisiniz! Ne şeker, ne üre! Kalbiniz de saat gibi! 100 sene daha yaşarsınız Mülayim bey, 100 sene! Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir. Demir gibisiniz! Bir yanlışlık olacak, latife ediyorsunuz! Raporlarınız burada beyim! Adınız Mülayim Ters değil mi? Evet. Öyleyse tamam! Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Galiba... O ne? Hem de eşşoğlu eşek! Ne? Ölmüş! Nasıl ölür? Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım! Konuş, konuş da mahcup et bizi! Tıbba hakaret! Doktorluğa ihanet bu! Ne yapalım efendim? Çöp tenekesine atın. Mülayim kardeşim! Fena olacaksın sonra! Tamam, anladık, hasta değilsin ama bir düzüne de acılı yenir mi ya? Bal gibi yenir. Arpanın ölümü attan olsun canım. Ulan oğlum, bunun yarını da var. Hepsini bir günde mi yiyeceksin? Yo, 6 ay içinde ne yersem yiyeceğim. Şimdi de izine çıkıyorum. Müdür bey izinleri kesti. Kim takar müdür beyi? Müdüre karşı geliyorsun, hiç takmıyorsun, öyle mi? Niye takayım hıyarı? Ah! Mülayim, buraya gel! Buraya gel diyorum, çabuk! Patlama, yemek yiyoruz! Sen buraya gel! Kendini bok zannediyor eşşoğlu eşek! Acele gel bakayım! Geliyorum ulan! Bana mı söyledin gel diye? Sana söyledim hıyarto! Ne? Bana mı dedin hıyarto? Evet! Senden iyi hıyarto mu olur? Odamdaki çiçekleri niye sulamadın Mülayim bey? Peki, sulayayım! Gel bakayım! Ha? Bak şimdi nasıl sulayacağım. İyi oluyor mu? İzine çıkıyorum, dönüşte bu saksı gibi seni de sulayacağım. Arkadaşlar, ben izne çıkıyorum. Güle! Bu çocuğa bir şeyler olmuş arkadaşlar! Hasta olmadığını anlayınca delirdi çocuk. Hayır, delirmedi, çıldırdı! Mülayim abi! Mülayim abi, neredesin ya? Ne var? Kaç gündür seni arıyorum ya! Gene son bileti mi kakalayacaksın ulan, ya çıkarsa he? Çıktı abi! Büyük ikramiye sana çıktı! İşte listeye bak! Tamam ulan! Büyük ikramiye isabet etmiş, 4 milyon lira! Köşeyi döndün! Zengin oldun abi! Ne talih be! Kör talih! Anasını satayım! Olur mu be? Sırası mı şimdi bu paranın? Ben böyle paranın içine tüküreyim! Kendine gel Mülayim abi, sevinçten fırtırıyorsun galiba. Astır lan! Sen sebep oldun bu paraya, deve oğlu deve. Fena mı yaptık abi? Tonla para alacaksın, bir iş kurarsın, fabrika açarsın, daha gençsin, ölünceye kadar rahat yaşarsın. Doğru, ölünceye kadar rahat yaşarım. Ben bu parayı ne yapacağımı biliyorum. Ülkeye en faydalı tesis kuracağım. Arkadaşlar, vatandaşlar, arkadaş özel teşebbüs olaraktan bu çok yararlı tesisi hizmetinize sunmakla şeref duyuyorum. Çok rahata kavuşacağınıza eminim. Hayırlı, uğurlu olsun. Açıyorum. Fiyatlarımız ucuzdur. Küçük 3 lira, büyük 5 lira. Büyük küçük beraber olursa tenzilatlı 3,5 lira. Açılış münasebetiyle bugün bedava. Arkadaşlar, sizden ricam fazla ıkınmayın, fıtık olursunuz. Mülayim Bey, buraya 4 milyon lira harcadınız, doğru mu? 6 milyon. 2 milyon da kredi aldım. 7 ay vadeli. Vadeler 6 ay değil midir? Neden 7 ay? Ticari sırdır, söyleyemem. Mülayim Bey, size özel bir soru soracağım. Paranızı daha karlı bir işe yatıramaz mıydınız? Yatırırdım. Faizcilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi kolay iş teklifleri aldım. Neden bu kârsız işi tercih ettiniz? Arkadaşlar, ben zamansız gelen paranın ancak üstüne sıçarım. Siz de sıçın. Hayır, neymiş de haberimiz yokmuş ya. Acaba biz senelerce bir deliyle mi yaşadık dersiniz? Ay, iyi ki kalkıp da benim gırtlağıma sarılmadı. Bravo. O bakımdan merak etme canım, sarılacak olsa bana sarılırdı. O senin Hüsnü kuruntun cicim. Mülayim bana yangında ama ben yüz vermedim. Öyle mi? Öyle ya. Yahu Mülayim buradayken yüzüne bakmazdınız. Şimdi mi kıymetli oldu? Adam zürdeli yahu! 6 milyonu şak diye kenefe bağladı. Ben deli diyemem. Demek ki paraya kıymet vermiyor. Paraya kıymet vermeyen erkek kadına önem verir. Bilmedik Mülayim senin kıymetini. Ah, bilmedik, bilemedik. Bayağı yakışıklıydı Mülayim. O gözler, o dişler, o burun, lokum lokum. Hadi ya, sahi Mülayim öyle miydi? Tabii ya. Hanımlar beyler! Bir dakika, burası şehir kütüphanesi değil. İşleri iyice aksattınız. Herkes işinin başına. Esin hanım, siz de özel dosyayı alın ve odama gelin. Kira verirken adama kan kusturursun, sonra da milyonları kenefe yatırırsın, he? Sana mı yatıracaktın mahkeme duvarı suratlı karı? Bana mı dedin? Senden başkası var mı olan bu odada? Her ay başı vicdan azabı gibi tepeme bindin. Yetti ulan artık! Kirayı da vermiyorum! Ne oldu sana Mülayim? Hiç pis laflar etmezdin! Bugüne bugün kenefler kralıyım. Ne demek o? Temiz konuşacak değilim ya! Yani kira vermeyecek misin sen? Vermeyeceğim! Mahkemeyle çatır çatır alırım! Mahkeme 6 ay sürer mi? Bir sene de sürer ama sonunda alırım ya! Nah bulursun beni de alırsın! Nereye gideceksin ki zibidi? Ahirete gideceğim! He? Ne ev kirası, ne gaz kuyruğu, ne geçim derdi. Oh be, dünya varmış! Akşama eve gelme serseri! Ben paramı kimseye yedirmem! Ben yerim! Doktor bey, doktor bey! Çok feci bir şey oldu efendim! Cinayet falan mı? Engel olmazsak evet! Daha açık konuşsana kızım! Dosyalar karışmış efendim! Mülayim Sert'le Mülayim Ters'in dosyaları birbirine karışmış! Yani sağlam olan Mülayim Sert'e öleceksin mi dedik yoksa? Maalesef öyle! Aman Allah'ım! Çabuk adamı bulup getirin buraya! Hemen hatamızı tamir edelim, dosyasının hemen! Dosyasının adresi yok ki efendim! Ne yapacağız peki? Onu bulmalıyız efendim! Sana istediğin kadar izin! Gidip Mülayim Sert'i bul! Bu olayı kimse duymamalı! Ne gazete, ne radyo, ne de televizyon! Yoksa meslek hayatımız mahvolur! Sana güveniyorum Sevil! Merak etmeyin efendim, ne pahasına olursa olsun onu bulacağım! Hadi kızım! Açılın, bomba patlayabilir! Ne Ne oluyor? Yağ mı dağıtıyorlar burada? Ne ya? Baksana şurada bomba var. Bombadan korkulur mu ya? Çekilin, çekilin, yaklaşmayın. Arka tarafa gidin. Dur, gitme. Bomba uzmanı geliyor, ölürsün. Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha 6 ay sonra. Mülayim! Mülayim! 2 aylık kira borcunu ödemedin, dokunma bombaya! Aman dikkat et Mülayim, ölüm tehlikesi var! Ay! Korkmayın lan, patlamadı. Gözünü seveyim, git buradan. Git buradan ne olur. Vay be! Bunca yıllık Mülayim'in saati yok da kıçı kırık bombanın saati var. Gideyim masanın üzerine koyayım. Hadi eyvallah. Bom! Gelme ne olur. Hakkı saatin kaç? Bu bombanın saati geri kalmış, onu ayarlayayım. 8.30'um var. Sağ ol canım. Bakın, bakın. Bunlar neden kaçıyor Mülayim abi? Benden. Neden? Elimde saatli bomba var da ondan. Ne? Hüsnü bombayı görünce düzeldi. Köre bir sadaka! Köre bir sadaka! Allah rızası için! Köre bir sadaka! Hamza! Bizim Topal Hüsnü var ya... He. Sakat değilmiş. Vay sahtekar vay! Elimdeki bombayı görünce sopaları atıp kaçtı. Sende bomba mı var? Hem de saatli. Saatin yoksa sana vereyim, al. He, sahiden bomba! Bomba, kör Hamza'nın da gözünü açtı ya! Mülayim! Ne var Cadalos? Mülayim! Kiradan vazgeçtim, kıyma canına! Seni üzdüğüm için intihar etmek istiyorsun! Kim takıyor seni ulan muşmula? Ben, bombanın patlamadığına üzülüyorum. Bu bombada işi yok. Bir şey var mı? Patladı! Kiralar feda olsun sana Mülayim! Yaşasın! Ulan Mülayim, otobüsün olayım! Ben ve arkadaşlarım, aramıza tekrar dönüşünüzü candan kutlarız Sayın Mülayim Bey. Sizin gibi kahraman bir mesai arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz. Buyurun! Bu çiçekleri vazoya koy, öteki çiçekleri de bir güzel sula. Bana her gün çiçek getirmezsen ağzına da sıçarım, bilmiş ol. Hadi bakayım, dön! Baş üstüne efendim. Tam zamanında geldim Mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var, bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki... vakit bulursam sana doğrar patlatırım. Ölüme resmen meydan okudun Mülayim abi, helal olsun! Okurum arkadaş. Sırası gelince o bana rahmet okutacak. Patron hıyarı gelmedi mi daha? Geldi, yanında misafirleri var. Vay de ve vay! Hı? Mesai saatinde dalga geçiyor ha? Şimdi ben ona gösteririm. Yüz bin... 200 bin... 250 bin... Bombacı Mülayim! Ne oluyor lan burada? Para sayıyordum Mülayim bey. Ulan inek! Yarın maaş ikramiye için 1000 takla attırırsın adama... ...sonra da bu hıyarlara haraç verirsin ha? Tabancayla oynama Mülayim, patlar! Sahi patlar mı ya? Mülayim abi, sen bizim buraya haraç almaya geldiğimizi zannettin ama yanılıyorsun be abi! Haraç değilse bu tabancalar ne oluyor lan? Para sayarken patronu koruyorduk abi. Paraya sıkışmıştı da takviye getirdik. IMF mi oldunuz lan develer? Boşuna sinirlenmeyin Mülayim bey. Bu paraları Abbas bey kardeşimiz bize yardım için göndermiş. Az göndermiş. Bende biraz var. Vereyim onu sana. Bende de var abi. Bir daha tedarikli gelin. Yoksa fena yaparım. Abbas ayısına da söyleyin, 250 bin lira daha hazırlasın. Aman abi, ayı deme kızar sonra. Başka neye kızar ayı olayı? Bir de limona abi, deli olur! Limona mı? Hı hı. Hadi şimdi yaylanın. Akşama gelip 250 bin lirayı alacağım. Peki abi, söyleriz. Peki abi. Yaşa, yaşa Mülayim! Bu ne samimiyet deve? Ben böyle yağcılıktan hoşlanmam. Ya değil ki, paramı kurtardın aslanım! Kendim için kurtardım hıyarto! Bundan sonra haracı bana vereceksin, ben seni koruyacağım! Baş üstüne Mülayim abi! Sahi beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün, bu kadar basit! Benim için ne dedi Şey dedi abi! Söyle ulan! Şey dedi, Abbas sayısına söyleyin 250 bin hazırlasın dedi, yoksa... Yoksa ne ulan? Yoksa o pezevengi bohça gibi 4'e katlarım dedi! Bana ha? Sana ya! Herifte mangal gibi yürek var abi! Bende de gemi kazanı gibi yürek var ulan! Karşılaştığımızda el mi yaman, ben mi yaman görürsünüz! Bu ne lan? Parmak efendim! Kör müsün deve, iyi bak! Sinek pisliği efendim! Utanmıyorsun değil mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim ulan? He? Haklısınız, çok emeğiniz geçti bana efendim. Seni cezalandırıyorum. Bu odadaki sinekleri tek tek yakalayacaksın. Yakalarım efendim. Daha bitmedi. Her sineğin kıçına lastik don bağlayacaksın. Bundan sonra bir tek sinek benim masama pislerse... ...ben de senin suratına. Anladın mı? Anladım efendim. Hadi başla. Dişileri yakalama, erkeklere hücum! Peki efendim! Hoş geldiniz. Çiçekleri buyurduğunuz gibi suluyorum. Aferin! Yerleri niye paspas yapmadın? Şimdi yapacaktım. Hemen yap! Peki efendim. Sonra da... ...özel dosya üzerinde çalış. Başla! Alıp geliyorum. Seninle değil! Melek hanımla çalışacak. Melek hanımla... Evet, seninle! Çalışsana lan! Arkadaşlar, maaşınıza 5'er bin lira zam yaptık! Yaşa! Allah razı olsun! Sana yok! Çalış lan! Ne oldu bu adama? Hoş geldin Mülayim abi. Abbas abimi saçladı. Kumarda hile yapıyordu. Hileye çok bozulur Abbas abimiz. Dövdüğü adam da en çok bir hafta yaşar. Kızdırırsan bir haftada mezara teslim eder mi? Sağlama abi. Nerede bu herif? Yukarıda. Evet. Hadi biz devam edelim. Benim mekanımda hile yapanı ne yapacağımı gördünüz. Ben hile yapanı katlarım arkadaş. Bana da 4 metre döşemelik katlasana. Ne bakıyorsun? Kimsin ulan sen? Tanımıyor musun? Aman abi, bombacı Mülayim işte bu. Gönderdiğin selamı aldım. Aferin. Emaneti de hazırladın mı? Düşüneceğiz. Oldu. Düşünürken bir parti pokere var mısın? He? Ne dersin? Hı. Elbette, çok memnun olurum. Pas. Pas dedim. Açık. Pas. Kabul. Yokum. Çift kart. Pis kağıt. Rest. Restine rest ulan. Kare as. Bende de 5 as var. Gördün mü nasıl kazandım? Hile yaptın. Bombacı değil, topçu olsan hileni yemem ulan. Limon ye öyleyse, hıyar. Yeme! Yeme limon yeme! Yapma yeme! Yeme ulan! Karşımda yeme! Karşımda yeme, dişlerim kamaşıyor! Yapma kardeşim, ayağının altını öpeyim! Fena alıyorum ya! Yapma! Çok fena alıyorum, bayılacağım, yapma! Ayağının altını öpeyim, yapma! Yapma! Çok fena alıyorum! Fena alıyorum! Yapma ne olur, yapma! Yapma! Kurban olayım, yapma! Yapma, çok fena alıyorum, yapma, yeme! Yeme, karşımda yeme! Geber ulan! Yapma! Yapma, kurban olayım! Ya ne olursun, yapma! Çok fena alıyorum! Ay dişlerim kamaşıyor, çok fena alıyorum! Ne olur, hepsi alıyordur çünkü! Yemeği oynuyorduk birdenbire, şimdi limon yemenin manası var mı? Yapma! Yapma, çok fena alıyorum! Ne olursun, bayılacağım! Yahu hiç vicdan, merhamet yok mu sende? Şimdi başka oyun oynayacağız ayı! Ben bu pokerden sıkıldım artık! Elindeki oyuncak değil kardeş, şakası olmaz! İçinde bir tek mermi var. Kestirmeden gidelim. Bakalım hangimiz şanslıyız. Başlıyorum. Şansım yok. Sıra sende. Senin yerine bir el ben oynayayım mı? Oyna tatlı kardeşim, oyna. Sonra mızıkçılık yapma ha. Bu eli senin yerine oynuyorum. Bu el de benim için. 3. Bir daha benim için oynuyorum. 4. Sıkıldım. Biraz da sen kendi yerine oyna. Aman kardeşim, ne demek? Sen oyna rica ederim, sen oyna! Sen çok daha iyi oynuyorsun! Oyna kardeşim, oyna! Olmaz! Kabul edemem! Sen hile sevmezdin ya! Sıra sende! Sana zahmet olmasın diye tetiği ben çekerim! Dur, çekme tetiği! Tamam, sen kazandın, abimsin! Bükemediğim eli öperim, ver elini öpeyim abicim! Ulan ben de seni boş sanmıştım! Boşuna vakit kaybettim! Galiba benim ölümüm hastalıktan olacak! Allah korusun abi! Taş gibi adamsın! Emanetini şimdi mi vereyim, yoksa mekanına mı getireyim? Şimdi, hemen! Buyur. Bundan sonra her ay adıma bankaya yatıracaksın. Hesap numaram bu. Peki efendim. Gidin lan! Beni yalnız bırakın! Defolun! Defolun! Her çeşit yemek yaptım aslanım, canın ne isterse onu ye! Can boğazdan gelirmiş! Gelir ama en çok 6 ay gelir, sonra langırt mezara! Ağzından yel alsın! Aslan gibisin, bütün şehir seni konuşuyor! Çok meşhur oldun! 2 ay içinde başka bir Mülayim oldun! 2 ay oldu mu ya? Bombayla tenis topu oynadığından bugüne kadar 2 ay 4 gün oldu! Kaldı şurada 3 ay 26 gün! Beklemesi de zor oluyor ya! Muslatımız ama aslanım! Seni 4 ay değil, 4 asır beklerim! Sen bekle azgın karı! Ben daha fazla bekleyemeyeceğim! Gitme Mülayim, gitme! Tam adamına geldin abi! Taahhütlerimiz garantilidir! İşi aldık mı, mezar teslimi bitiririz! Elimde çok yetenekli elemanlar var! 1. mevki mi istiyorsun? Lüks mevki olsun! Sağlığında gün görmedi zavallı, bari ölümünde hava bassın! Tamam, anlaştık! Tabanca mı, bıçak mı, zehir mi, bomba mı? En çabuk hangisidir? Tabancayı tavsiye ederim! Anlaştık, ben gideyim! Dur! İyi ama kurban kim? Söylemedin ki! Söylemedin mi? Söylemedin, kim? Ben! Ha? Sen mi? Ben ya! Parasıyla değil mi arkadaş? Fark etmez abi! Seni çok sevdim ben! Acayip bir kiralık var elimde! Bu işi zevk için yapıyor! Öz babasına iş koydular, babasını bile temizledi! Oh! Ne hayırlı evlat be! Tam bana layık bir katil! İyi düşün abi! Sonra vazgeçersen kurtulamazsın! Şerefi var bu işin! İlle öldürecek seni! Nerede bende o şans? Kaç aydır şöyle ağız tadıyla bir öleyim diyorum, ölemiyorum! Öleceksin, merak etme! Sağ ol! Yalnız katile söyle, beni yağışlı havada öldürmesin! Cemaat ıslanıp da arkamdan küfretmesin! Mermileri temizlesin! Mikroptan korkarım çünkü! Kapalı havada rutubetten etkilenirim, romatizmalarım azar! Salı günü öldürmesin, işim sallanabilir! Benden bu kadar! Katilimin gözlerinden öperim, hadi eyvallah! Beşiktaş! 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 İyi günler! İyi günler abla, koyanlar diyen kapıdan! Hayır, ihtiyacım yok! Buranın sahibini arıyoruz! Ha, Mülayim abimiz senin gibi ne bombalar arıyor abla! Çok önemli bir konuda görüşmem lazım, burada mı? Uğramaz abla! Tezgahı kurdu, bana bıraktı! Mülayim'in yeri diye meşhur oldu burası! Sosyete de rağbet ediyor, hatta matineye falan geliyorlar ha! Başarılı olduğunuza çok sevindim! Mülayim Bey'i mutlaka bulmam lazım! Adresi var mı? Evinin yok ama iş yerini biliyorum! Keleşoğlu İthalat İhracat! Adresini tarif edeyim! Buyurun efendim! Kalk lan! Alo! Ben Mülayim Sert! Sen kimsin? Ben Sansar Selim! Müjdemi isterim abi! Gözün aydın! İşin oldu! Teklifimi kabul etti! Kim bu, biliyor musun? Bilmiyorum! Sakın bana adını filan söyleme! Yalnız tembih et! Bu işi beceremezse ağzının tavanına salıncak kurar, sallana sallana öyle yaparım! Kendisine bunları aynen söylerim! Eşinle, dostunla vedalaş ve artık yolculuk hazırlığına başla! Tamam! Yanıma bidon bir gömlek alacağım! Olur! Yalnız elini çabuk tutsun! Merak etme abi! Bırakın beni! Bırakın beni diyorum size! Mülayim Bey! Çok şükür sizi buldum Mülayim Bey! Size büyük bir müjdem var! Şansım açıldı! Bugün hep müjde alıyorum! Sen hemşire Sevil değil misin? Evet. Size karşı o kadar mahcubum ki... Hastanede feci bir hata yaptım Mülayim Bey. Olsun, hatasız kul olmaz. İnsan sevince, derbeder, son sabah, yuvasız kuşlar... Toprağın oğlu Sabuha, bırakıp gitme Süpermen... Aşkı ben mi yarattım? Rica ederim, şakayı bırakın. Bilmem beni affedebilecek misiniz? Ettim gitti canım. Sağ olun, çok iyi bir insansınız. Ben sizin raporlarınızı yanlış dosyaya koymuşum. Siz hasta değilsiniz, yaşayacaksınız. Anlamadım. Ben korkunç bir yanlışlık yaptım efendim. Nasıl böyle bir yanlışlık yaptım anlayamıyorum. Bakın size anlatmaya çalışayım. Yani hasta olan Mülayim Ters. Siz Mülayim Sert olarak sağlıklısınız. Uzun bir hayat sizi bekliyor. Yani ben 4 ay sonra ölmeyecek miyim? Hayır, yaşayacaksınız. Şimdi ayvayı yedim Mülayim. Güzel! Tam bana göre bir müşteri. Aman beni mahcup etme Kerim. Şöhretimiz zedelenmesin. Müşterimizin bazı şartları var. Yağmurlu havalarda öldürmeyeceksin. Mermileri temizleyeceksin. Kapalı havalarda ve salı günleri de öldürmeyeceksin. Senin de gözlerinden öptü. Merak etme. Madem ki bu kadar tertipli bir müşteri... Söyle ona... Manzaralı bir yerden mezarını hazırlasın. Biraz kendinize gelebildiniz mi? Daha gelemedim, yarı yoldayım. Haklısınız, ölümü düşünürken tekrar hayata döndünüz. Döndüm ama... Şimdi iadeli taahhütlü olaraktan... Tekrar ahirete postalayacak beni. Kim? Kiralık katil. Herif babasını bile ahirete postalamış. Çok hayırlı evlat. Ayrıca PTT memuruymuş. Sizi öldürtmek için adam mı kiralandı yani? Evet. Parası da tıkır tıkır peşin ödendi. Hangi vicdansız, hangi sadist ruhlu insan yaptı bunu? Ben. Ha? Sen mi? He, ben. Şaka ediyorsun. İnsan kendini öldürtmek için katil tutar mı? İnsan olan tutmaz ama... Benim gibi hıyar olursa tutar. Bütün bunlara ben sebep oldum. Ölümü beklemektense ölüme sen gitmek istedin. Ama durun! Durdum. Daha her şey bitmiş sayılmaz ki. Kiralık katile vazgeçtiğini söyle. Söyleyemem. Lütfen, benim hatırım için söyle. İmkanı yok. Beni vicdan azabından kurtar. Sen ölürsen suçlu ben olurum. Vakit geçirmeden katile engel ol. Olamam. Neden ama? Katilin kim olduğunu bilmiyorum ki. Parasını peşin verdim ama demiştin. Aracıya verdim. Bu işlerin de komisyoncusu var. Kim bu aracı? Sansar Selim. Sansar Bey! Sansar Bey! Nerede bu herif ya? Ne oldu, buldun mu Sansar'ı? Yok, kim bilir hangi kümeste. Peki ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Hı? Sansar geliyor. Sansar'a bak, Sansar Bey! Gene şansım açıldı, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Çok şükür Allah'a, acı dolu günler bitecek artık. Sansar'a araba çarptı. Sansar kardeş, beni öldürme işini kime vermiştin? Meslek sırrıdır, söylemem. Ulan oğlum, başlatma meslek sırrına. Patron ben değil miyim? Kim bu katil, çabuk söyle. Söylemem. Firmamızın prensiplerine uymaz. Bırak ulan prensibini! Söylemem! Ölmeden söyle kim olduğunu! Ben artık gidiyorum Mülayim. Seni çok sevdim ben. Aferin! Ben de seni çok sevdim. Sen de peşimden çabuk gel ki orada seninle 2 çift laf ederiz. Acele et! Öldü. İyi ki öbür tarafa giderken benden kahve istemedi. Çok dikkatli olacaksın. En yakınından bile şüpheleneceksin. Hatta kendi gölgenden bile. Unutma. Olur, unutmam. Mülayim! 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 Mülayim gitti. Yok, yok. Burada ne yapıyorsun bakayım, yoksa o Mehtap karısını mı bekliyorsun? Kimseyi beklemiyorum. İşte yatağın altında işin ne, ha? Kaç yıldır ben onun üstünde yattım, biraz da o benim üstümde yatsın. Civanım, hadi gel sana yemek pişirdim, gel! Gel! Aa, ayol oda dar mı geldi sana? Duvara hatıra fotoğrafı gibi yapıştın! Düşmanlarıma sırtımı dönmem! Ben senin düşmanın mıyım? Değil misin? Hadi itiraf et! Benim gözümden kaçmaz! Şüpheli hallerim var! Beni öldürmek için planlar kuruyorsun! Yalan mı? Evet, doğru! Seni kıskanıyorum Mülayim! Kararımı verdim! Tabancam da hazır! Sen uyurken alnına dayıyorum! Dan! 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 Oh! Dan! Dur lan, ateş etme! Kenef karı! Demek katil sensin! Mesela yani! Benden öğrendiğini bana satma! Ellerin tutuyor, yakaladım seni! Heyecanlıyım efendim! Kahveyi dökmemeye çalışıyorum. Yalan, beni öldürmek istiyorsun, inkar etme. Aman efendim. Konuş, itiraf et hadi. Beni öldürmek istiyorsun. Evet, istiyorum. Nasıl çaktım gördün mü? Evet, haklısın. Kendi iş yerimde uşak oldum. Şerefim, haysiyetim 5 paralık oldu. Benim için tek çıkar yol vardı. Seni öldürmek. Aklına fare zehri koydum. Yeter! Kazdığın kuyuya kendin düşeceksin. İç ulan şimdi o kahveyi! Hay hay! Oh! Ziyade olsun efendim! Hani zehirliydi ulan? Hala ölmedi! Mesela yani! Başlarım meselana! Hadi bana bir kahve yap bakayım! Baş üstüne efendim! Arkadaşlar! Mülayime para vermekten vazgeçtim. Onu öldürmedikten sonra rahat etmeyeceğim. Siz yapacaksınız bu işi. Mülayimin işini bitirene bu 250.000 lirayı vereceğim. Ne dersiniz? Bediye değil, Esin değil, Melek değil. Patron değil, müdür değil, ötekiler de değil. Demek ki kiralık katil bir yabancı. Yakınlarının arasında arama artık. Aramam. Yakında olmadığına göre çok uzakta bu herif. Ne dersin? Kalkalım hadi. Peki. Öleceksin. Katilden korkmuyorsun galiba, çok cesursun. Bugün hava kapalı. Anlaşmamıza göre kapalı havada vurmayacak beni. Geliyorlar, dikkatli ol. Gündüz vakti bu kadar içilir mi ayılar? Allah ıslah etsin bunları ya. Hadi Gerzek Hamdi, şimdi sıra sende. Göreyim seni. Hiç merak etme patron. Biliyor musun, hayat her şeye rağmen çok güzel Mülayim. Senin yanında da çok mutluyum. Keşke daha önce tanısaydım seni. Ya ne iyi olurdu. Kiralık katilin kurşunuyla değil de karı dırdırıyla Mevlam'a kavuşurdum o zaman, değil mi? Beni çok mu gevize buluyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Yok canım, şaka yaptım. İntihar etmek için çok çaba sarf ettim. Sık sık buraya gelirdim. Ama... İntihar etti zavallı. Kim bilir ne biçim derdi vardı. Kim bilir? Dertsiz insan yok ki şu dünyada. Karı dırdırından atmıştır kendini. Adamlarım bu işi başaramadı. Vur Mülayim'i, al 500.000'i. Merak etme Abbas abi, öldüreceğim onu. Bana bir şişe daha getirin. Tamam abi. Çalalım mı abi? Yok, hayır, istemem. Kemancı! İstemem. Hey kemancı, gel buraya! Çabuk gel lan! Buyurun efendim. Çal bakayım. Taksim'den gir, Harbiye, Osman Bey, Şişli'den çık. Emredersiniz. Çabuk şuraya keman! Hadi! Buna ölüm marşı çalacağım. Bu ne biçim kemanlar? Atın şunu dışarı! Geçmiş olsun kardeş. Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş. Hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun. Sağlığına yazık değil mi? Vay be! Ne kral delikanlısın. Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi. İnsaniyetlik ölmemiş vesselam. Hadi şerefe! İçme artık. Hatırım için. Alkol komasına girip ölebilirsin. Ağlatma beni. Bu kadar seviyorsun he? Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım. Silahın var mı? Var. İyi. Hazır elindeymişken peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır. Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım. Kim? Ben. Sen mi? Evet, ben. Sen misin? Ben şimdi öldüm mü? Daha ölmedin. Sırası var. Benim de bir kalbim var. Sarhoş, zavallı bir adamı vuramam. Sen ne merhametli bir katilsin kardeş. Şerefli bir katilim ben. Aldığım paranın hakkını vermezsem intihar ederim. Hadi etsene. Hata yapmadım ki. Sen iyileşmeye çalış. Hatırım için kendine iyi bak kardeş. İlaçlarını ihmal etme. Cereyanda durma. Trafiğe dikkat et, fazla kilo al. Olur, dikkat ederim doktor bey. Sağ ol, çok anlayışlısın. Başka bir arzun var mı? Var. Bana bir ninni söyle de uyuyayım. Lüzum yok. Nasıl olsa yarın tamamıyla uyuyacaksın. Sahi mi? Bu savaşta çok zayiat verdik arkadaşlar. Mülayim sandığımızdan da güçlüymüş. Sanki etrafında çelikten bir duvar var abi. Yanına bile yaklaşamıyoruz. Mülayime en çok yaklaşan fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu. Surların tepesinde kıstırmıştım. Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu hala anlamadım. Anlasan zaten adım Gerzek Hamdi olmazdı deve. Arkadaşlar taktik değiştiriyoruz. Mülayimin üstüne tek tek değil. Hep birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? İkin oldun Mülayim, ikin oldun Mülayim. Sağ olun arkadaşlar. Bu mutlu günümde beni hatırladınız. Aslında doğmasaydım daha iyiydi. Ben doğarken ölmüşüm. Mülayim abi be! Sen doğmasaydın nasıl her ay zam alırdık? Yine maaşınıza zam yaptım. Yaşa! Sana yok! Yok! Kimse kımıldamasın! Kımıldamıyoruz ki! Yanlış kapı çaldınız beyler! Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder! Ye bunları Mülayim abi! Yemem! Bunların hepsi kartlaşmış! Yiyemez tabii! Elimizden kurtulamazsın artık! Seni kıstırdık Mülayim! Öleceksin! Ben ölmek için Kerim'e söz verdim, darılır sonra! Darılırım ya! Gaddar Kerim! Ta kendisi! Benim adım Kerim, hepinizi severim! Bir sen eksiktin! Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi! Sen benim kurbanımsın! Başkasına seni öldürtmem! Çok kibardır! Hı-hı. Aradan çekil Kerim, birbirimizi kırmayalım! Siz çekilin! Ben kendime Madaroğlu dedirtmem! Mülayim yiğidim, bunları paralamak için daha ne bekliyorsun? Bir şeyler yapsana! Yapacağım! Yazı tura atıyorum arkadaşlar! Yazı gelirse Kerim, tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni! Tamam mı? Tamam! Ama dik gelirse çekip giderim ha! Söz mü? Söz! Söz! Aa, dik geldi! Amma ballıyım ha! Hadi eyvallah! Bu hile yaptı bize, yürüyün! Ya bu para nasıl durdu böyle be? Öyle mi? Mülayim seni çok aradım, buna bir şey geldi zannettim. Gelmedi ama gelecek, peşimdeler. Hadi kaçalım. Gitme, bomba var orada. Ben bombaya alışığım, hadi yürü. Yaşa Mülayim! Mülayim bizi bombadan kurtarır. Mülayim! Saatli bomba! Al! Şimdi patlayacak! Patladı!